Ee, şimdi e, az önce bir unsur vardı yani bu Yunanistan'ın bir takım planlar ya yani Yunanistan niye e, silahlarını Yunanistan silahlanmasının hedefine yani e, baktığımızda hani Türkiye ile savaşa mı girecek hep şunu söylüyorlar yok hayır olmaz kat be kat aşar ama o zaman diyorsunuz gibi oyalama taktiği işte yani ABD'ye baktığınız zaman terör örgütü artı Yunanistan artı Rum yönetimi Türkiye'yi çepeçevre bir bir oyalamaya doğru gidiyor. E, bu arada e, verdiğimiz arada eee Ragıp Hoca ile bunun altını çizmiştik. Yani Yunanistan'ın zihniyeti ve Özellikle hani geçtiğimiz dönemde Türk ordusunu ve Türkiye'yi nasıl takip ettiklerine dair e, önemli hani acı ama Türkiye'nin de ders alması gereken e, bir açıklamaydı arkadaşlar. Bu emekli Yunan general lütfen 9. parçasına gidebilir miyiz? E, gazeteci Gürbüz Evren'in emekli bir Yunan general C.E. olarak ismini verdiği e, bir emekli Yunan generalle söyleşisi. Anlaşıldı herhalde. Dokuzuncuyu lütfen ekrana taşıyalım. Soru şu: e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Karadeniz hava unsurlarından hangisi size göre daha güçlü? Evet. Buradan devam eden yanıt şöyle. Türk ordusunun kara kuvvetlerinin çok güçlü olduğunu biliyorduk. Bir dönem deniz ve hava kuvvetlerinde ciddi hamleler yapıldı. Türklerin bu alanlardaki ilerleyişi sadece bizi değil ABD'yi de tedirgin ediyordu. İşte bu yüzden Türk Komuta Kademesi'ni kapsayan bazı davaları yakından izledik. Birçok general ve amiralin cezaevine atılmasına sevindik desem hoş olmaz. Ama davaları Yunanistan'ın çıkarına bir gelişme olarak değerlendirdik. Sonuçta bu davalar... ...Türk ordusunu zayıflatıyor... ...ve ilerleyişini durduruyordu. Maalesef. Yani o, o gelinen... Noktada... Ergenekon, Balyoz e, süreci... E, ...bunun bu çok arada, iyi bir şey olması lazım. Bu arada, bir Türk subayı olduğunu evet, da ifade ettik. Evet, 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 hocam evet, evet hocam da... Yani içeri girdiğimizde demek ki Yunanlılar sevinmiş... ...ama fazla sevinmesinler. <gülüyor> <gülüyor> Geri çıktık, görevimizin başındayız. Yani baktığımızda hani... E, bu, ...bu yani ben silahlanayım... E, ...bütün işte... E, ...dünyayla... ...Türkiye'nin ittifakı içinde bulunan... E, son derece önemli unsurlarla ben ittifak halinde olayım. Türkiye'yi Rusya'ya benzeteyim. İşte Kıbrıs'a da işgal edeyim. Mümkünse buradan bir çatışma çıktığında benim arkamda birleşsinler. Zelenski'nin arkasında birleştikleri gibi. Ama anladığımız kadarıyla bu senaryo e, şu anda en azından bir tıkanmış görünüyor. Türkiye'nin oynadığı rol açısından. Şimdi Yunanistan'a gelmişken, sözü getirmişken Hemen bir Doğu Akdeniz diyeceğiz. Çünkü Doğu Akdeniz konusunda 2019'da Libya ile imzalanan e, deniz yetki alanları anlaşması Yunanistan buradan ayağa kalkmıştı ve hemen sonrasında da bunu ortadan kaldırabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. İşte İstmet diye bir cephe kurdu. Türkiye'nin o dönemde ilişkilerinin soğuk kötü olduğu Körfez i̇şte ülkeleri İsrail, Mısır falan hepsini yanına aldı ama bu Ukrayna savaşına kadar sürdü. İçinde yer alan Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna savaşından bir hafta sonra yok ben bu işte yokum dedi çöktü. Yani bu Ukrayna savaşı sonrasında Türkiye'nin attığı adımlar ve stratejik değerinde bir kez daha ortaya çıkmasıyla birlikte çöken bir unsur Yunanistan Libya ile anlaşmadan iyice huzursuz e, 2019'daki bu deniz yetki alanları anlaşmasına bir de Ekim ayında ...6 Ekim'de yarılmıyorsa... E, ...hidrokarbon anlaşması... ...kara ve denizdeki... E, ...hidrokarbon yataklarına dair anlaşma imzalandı... ...Yunanistan iyice çileden çıktı... ...BM'ye... E, e, ...bunu şikayet etti... E, ...Libya'ya gitti... ...Dendias o, o görüntüde herhalde... ...hepimizin gözü önündedir... Buz gibi karşıladı. Evet. <laughs> e, ...yani uçağının kapısını açmadı... ...çünkü... ...kendisini alanda bekleyen... ...Dendias'ı alanda bekleyen... ...Libya Dışişleri bakanıydı. Lale Menguş'tu. Menguş Türkiye ile anlaşmaya imza atan isim. Hani oraya gördü falan tavır koydu. Oradan kapısını kapattı ve Mısır'a gitti. Mısır'la Türkiye Libya anlaşmasını iptal ettirmeye çalıştı. Olmadı. En son nokta e, uzattım. Geldiğimiz nokta şu. Girit'te ben 12 ilan edeceğim diyor. Ama Girit'in neresinde? Girit'in güneyinde ve batısında diyor. Evet, Girit Türkiye'nin deklar ettiği Ege Adaları'ndan biri ama kara sınırında bitiyor. Peki, bu bir kurnazlık. Burada ilan edeceğim dedikten sonra Türkiye, Libya son derece önemli bir hamle yaptı. Libya, bu benim dediğiniz yetki alanlarım yani Türkiye ile imzaladığım anlaşmayı ihlal ediyor. Sen orada hiçbir uluslararası şirkette anlaşamazsın dedi. Kınama yolladı. Yunanistan o noktaya, 12 millet bölüme... Bir gemi yolladı. Gemi yolladıktan sonra Libya'nın ihtarına da nota verdi. Bir kriz yaşanıyor. Değerlendirmeler alacağız ama önce şu Arap saçına bakalım. Yunanistan'ın Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve hidrokarbon anlaşmalarından duyduğu rahatsızlık Libya-Yunanistan arasında diplomatik krize dönüştü. Türkiye-Libya mutabakatını Birleşmiş Milletler'e taşıyan, ardından da Girit'in batısı ve güneyinde petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri için uluslararası şirketlerle anlaşma imzalayan Atina, bu faaliyetleri kınayan Libya'ya sözlü nota verdi. Yunan basınında yer alan habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Libya'nın Atina Büyükelçiliğine verdiği sözlü notada Sanko Swift isimli sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü Girit'in güneyi ve batısının Yunanistan'ın yetki alanında olduğu ileri sürüldü. Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tanınmadığının Libya'nın Atina Büyükelçiliğine iletildiği belirtildi. Yunanistan Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatlarını Birleşmiş Milletler'e götürmüştü. Söz konusu anlaşmaların Atina'nın deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinelioğlu ve Libya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Taher El Sonni Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta Yunanistan'a iki komşu ülkenin egemen kararlarına saygı duyması çağrısı yapmıştı. Bunun üzerine Yunanistan Ulus uluslararası şirketlerle Doğu Akdeniz'de Libya ile Yunanistan'ın deniz sınırlarında petrol ve doğalgaz arama ve sondaj faaliyetleri için anlaşma yapmıştı. Sanko Swift isimli sismik araştırma gemisi de Yunanistan'ın kara 12 mil ilan etmeye hazırlandığı öne sürülen Girit'in batısında ve güneyinde faaliyete başlamıştı. Libya Dışişleri Bakanlığı da 7 Aralık'ta Atina'nın bu girişimini kınamıştı.